Emekli maaş zammı yeni belli olmuştu. %3.32'lik zam kesinleşti. Emekli maaş zamları geçtiğimiz ITÜK'in yaptığı açıklama sonrasında belli olmuştu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarına gelecek olan zamları öğrenmiş, 7 Ağustos tarihinde de en düşük emekli maaşı farkları yatırılmıştı. Ancak aktarılan son habere göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için, 2025 yılı zam oranları şimdiden netleşmeye başlıyor. Emeklilerin zam oranlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde. Milyonlarca emekli yılda iki defa zam alıyor. Enflasyon verileri belli oldukça maaşlara gelecek olan zamda kesinleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon emekliler için %24,73 oranında açıklanmıştı. 5 Ağustos tarihinde açıklanan Temmuz verisi ile birlikte emeklilerin alacağı ilk zam oranı netlik kazandı. Emeklilere %3,32'lik zam netleşti. Aktarılan son haberin detaylarına göre Temmuz enflasyon verisi belli oldu. Buna göre emeklilere %3,32'lik zam kesinleşmiş oldu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12500 TL'ye çıkarılmıştı Emekliler iki gün önce maaş farklarını aldı Ancak gelen zamlı çok fazla beğenmeyen emekliler şimdiden 2025 zamlarını araştırmaya ve açıklanan verilerle hesaplamaya başladı Emekliler zamdan memnun değil geçim sıkıntısının her geçen gün artış göstermesi ile birlikte emekliler heyecanla maaşlarına gelecek zamları beklemeye başlamıştı. Ancak refah payı bile alamayan emekliler %24-73'lük zamla yıl sonuna kadar idare etmek durumda kaldı. Gözler şimdiden 2025 yılında yapılacak zamma çevrildi. Kesin zam için 5 aylık veriler beklenecek enflasyona göre verilecek olan maaş zamlarının netleşmesi için Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için açıklanacak olan enflasyon rakamlarının da belli olması gerekiyor. Son rakam 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Emekliler bu şekilde maaşlarına 2025 yılının ilk 6 ayı için alacakları zamı net olarak öğrenmiş olacak. Ancak yılın ikinci yarısı için açıklanan ilk enflasyon verisine göre, %3, 32'lik TÜİK tarafından açıklanarak netleştirilmiş oldu.